Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere iTunes olmadan nasıl bir iPhone 7'ni bilgisayar alabileceğinizi göstereceğim. Bunun için üçüncü parti bir program kurmamız lazım. Peki nasıl yapacağız? Size açıklamada bir link vereceğim. Bu linke tıklıyorsunuz. Linke girdikten sonra bir tane reklam çıkacak. Burada biraz bekliyoruz. Linke git diyoruz. Ardından çıkan Telegram reklamını kapatıp tekrar linke git diyoruz. Şu arkadaki son Telegram reklamını kapatıp izin ver ve devam et diyoruz. Herhangi bir şeye izin vermeyin. Burada sol üstte bir şey çıkarsa engellediğiniz zaten. En sonunda bizi bu siteye atacaktır. Bu siteye geldikten sonra download butonuna basıyoruz. Program tamamen güvenlidir. Bunda herhangi bir endişeniz olmasın. Ve bunu masa üstüne kaydet diyoruz. Evet, dosyamız indi. Şimdi bunu açalım. Bir ekran gelecek. Buraya evet diyoruz. Ardından kur diyoruz. Program kurulduktan sonra çalıştır tuşuna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bize burada bir ekran açıldı ve burada bizi şey yapmamızı istiyor. Telefonda ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlara girdikten sonra kişisel bağlantı noktası, yanlış hatırlamıyorsam, mobil verinin altındaki kısma tıklıyoruz ve bunu kapalı hale getiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi programımız açıldı. Şu an bilgisayardan şarjı olduğunu algıladı. Telefonla alakalı bütün bilgiler burada var. Ben burayı gizleyeceğim. Peki şimdi nasıl yedek alacağız? Burada Backup and Restore diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra Backup yerine gelip Backup Now diyoruz. Backup'ınız şifrelendi diyor. Normalde bu sizde demez. Ben önceden telefona şifrelediğim için bunu diyor. Eğer iTunes'ta bir yedek şifresi koyduysanız bunu ister. O şifreyi giriyorsunuz. Dediğim gibi normalde sizi istememesi lazımdır. Şimdi telefondan şifre girmemi istiyor. Telefona şifremi giriyorum. Ve gördüğünüz gibi backup almaya başladı. Yaklaşık 41 GB'lik bir backup dosyası oluşturacak. Ben şimdi backup dosyasının hepsini oluşturmak istemiyorum. Sadece bunu size nasıl yedek alabileceğinizi göstermek için yapmıştım. O yüzden cancel diyorum. Yedeğimizi aldıktan sonra ise buradan Backup and Restore kısmına geri gelip ikinci seçeneğe tıklıyoruz. Buradan Customize ya da Restore All Data'yı seçebilirsiniz. Restore All Data derseniz bütün yedeği olduğu gibi telefon atar. Customize derseniz de her şeyi atmaz, belirli kısımları atar. Örneğin şuradan baktığımızda sadece fotoğrafları, müzikleri ya da ringtonları vesaire ya da sadece kontakları geri yükleyebilirsiniz her şeyi aldığınız bir yedekten. Ya da burada üçüncü seçeneğe tıklayıp neleri yedek almak istiyorsanız, mesela sadece fotoğrafları yedek almak istiyorsanız sadece fotoğrafları seçebilirsiniz buradan. Bunun dışında zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Bu video bu kadardı. Dediğim gibi buradan yedeği alıyorsunuz ve buradan şu an bende yok almadığı için yedeği seçip istediğiniz seçeneği kullanıyorsunuz. Bana destek olmak için video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.